Merhabalar. Yine benzer şekilde sadece arazi eğim çizgilerinden araziyi modelleyelim. İlk olarak arazi DVG dosyasını açalım. Şimdi sadece arazi eğimlerinin bulunduğu katmanı açıyorum. Aynı şekilde eğrilerimizin tamamını seçerek kopyalayalım. Yine yeni bir çizim dosyası açalım ve buraya yapıştıralım. Şimdi dosyamızı kaydedelim. Buradan dosya adımızı arazi eğrileri diyorum ve tamam diyorum. Arazi çizimlerimizi hazırladıktan sonra yeniden Revit'e gelelim. Buradaki araziyi silelim. Yine arazi eğimlerini içeri almak için Insert panelinden Import Cat diyelim. Buradan hazırladığımız arazi eğimlerini seçelim. Ve birim olarak yine metreyi seçiyorum. Open diyerek dosyayı Revit'te açalım. Şimdi Dynamo'yu yeniden başlatalım. New diyerek yeni bir Dynamo çalışma dosyası oluşturalım. Şimdi burada ilk olarak arazi eğimlerimizi Dynamo'ya çağırmalıyız. Yine Dynamo içerisinde Select Model Element düğümünü çağıralım. Buradan Select diyerek arazi eğrilerini seçelim. Şimdi de seçimi çizgilerden oluşan bir geometri olduğunu tanımlamak için yine Element Geometry düğümünü çağıralım. Düğümleri bağlayalım. Yine 3D görünüme gidelim ve buradan Zoom diyerek görüntüyü ekrana sığdıralım. Artık arazi eğimlerimizi görebiliyoruz. Şimdi bu eğimlerimizden önceki uygulamamızdaki gibi noktalardan arazi oluşturmak için eğrilerden noktalar elde etmeliyiz. Bunun için çizgileri noktalara bölen Curve Points at Equal Segment Length düğümünü çağıralım. Düğümleri bağlayalım. Evet, gördüğümüz gibi arazi eğrilerine Divisions Default değerleriyle noktalar eklendi. Nokta sayısını buradaki Divisions giriş değeriyle ayarlayabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken detay nokta sayısı. Yani nokta sayısı ne kadar az olursa eğriler o kadar düz olur. Çok fazla olursa bilgisayarı yorabiliriz. Burada önemli olan deneme yanılmayla yaklaşık bir değerle istediğimiz sonucu yakalamak. Şimdi giriş değeri için kod blok çağıralım ve giriş değerimizi 100 yaparak düğümleri bağlayalım. Buradan düğümün çıktısına baktığımızda listeleri ve onların da alt listelerini görüyoruz. Aslında buradaki listeler çizgileri ve alt listelerde her çizgi üzerindeki noktaları gösterir. Biz sonuç olarak önceki çalışma gibi sadece noktaları almak istiyoruz. Yani sadece noktalardan oluşan tek boyutlu bir liste istiyoruz. Bu yüzden List Flatten düğümünü çağıralım. Düğümleri bağlayalım. Çıktı olarak gördüğümüz gibi sadece X, Y ve Z koordinat değerlerinden oluşan noktaların bulunduğu tek boyutlu bir liste görüyoruz. Artık noktalardan arazi oluşturacağımız Topography by Points düğümünü çağıralım. Düğümleri bağlayalım. Evet, gördüğümüz gibi arazimizi yeniden sadece arazi eğrilerini kullanarak modelledik. Sonuç olarak araziyi, noktaları ve arazi eğrilerini kullanarak Dynamo ile modelleyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza takılan soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Sonraki derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.